Kas erimesi hastalıklarına gelelim isterseniz. Evet, iki türlü kas erimesi rahatsızlığı var. Bir, yaşlılık nedeniyle kas kütlesi yavaş yavaş irir, küçülür. Evet. Bazıları da doğuştan hastadır. 10-12 yaşlarında kas erimesi başlar. Bu genetiktir. Genetikse 10-12 yaşlarında başlayan kas erimesi yaşar o kişi ama çok ağır. Hayatı tabii ki el kol hareketlerinde sınırlılık vesaire tekerlekli sandalye mahkum olabilir. 30 yaş yani 25-30 yıl belki yaşayabilir. Allah öyle bir hastalığı kimseye vermesin. Çok kötü bir hastalık. Amin, evet. Yaşlı insanlarda ortaya çıkan kas erimesi, yaş 80 yaşını bulanlarda %50'ye yakın kas erimesi olur. Kasların erimesi ve yaş nedeniyle ortaya çıkan, yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan kas erimesi kişinin beslenmesi ve spor yapıp yapmamasına bağlı. Bazı insanlar var, emekli oluyor, evde yatıyor. Onun kasları 6 ayda bile eriyebilir. Evet. Tembel tembel yatan kişinin kasları Türkiye'de dünyada en tembel millet olduk maşallah. Eskiden en çalışkandık. Sabah namazı kalk oldu mu herkes ayaktaydı. Şimdi Avrupalılar ve Çinliler bu sabah namazıyla beraber onlar sanki namaz kılıyor Çinlilerle Avrupalılar. Onlar erkenden kalkıyor sabah namazıyla biz öğlene kadar yatıyor. Hele pazar oldu mu herkes pazar gününü çekiyor. Pazar günü gelse de uyusak diyor millet. Saat 12'ye 1'e kadar yatanlar var. Dünyanın en çalışkan milletiyken biz 100 yıl önce şimdi en tembel. Pakistanlılar tembellikte birinci, Araplar ikinci, biz üçüncüyük. Rekor. Bir de tatiller oldu mu? Aa şu tatil gelsin. Bir gün tatil yapmak bir ülkeye maliyeti 10 milyar dolar. Türkiye'ye bir gün fazladan tatil. Türkiye'de 3 gün tatil oluyor, 2 gün daha ekliyorlar. 5 gün tatil oluyor, 10 gün daha ekler. Evet.